Sultan Mehmet Han oğlu Sultan Ahmedi 100.000 akçe mehr ile zevceliğe kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Talibi bulunduğunuz Abdullah kızı Kösem Sultan'ı Sultan Ahmet Han vekili olarak zevcen olarak aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Aldın mı? Aldım. Şahitler olarak sizler de kabul ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Şahitlerin şehadeti üzerine ben dahi akd-i nikah eyledim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ec'al hâzen nikâha meymûnen mübâreken ve ec'al beynehumâ ulfeten ve muhabbeten ve karara ve la tec'al beynehumâ nefreten ve fitneten ve firara. Seni azat ediyorum kızım. Kemâ ellefte beyne âdeme ve havvâ ve kemâ ellefte beyne artık hürsün. Sallallahu aleyhi ve selleme ve Hatice. Ne demek bu? Bu bizim nikahımız Köse. Senin bebeğin. Ahmet bana dünyaları bahşetti. Gönül mülküne şah oldu yine ol bi vefa güzel. Rakibe meylider her demidip mihrü vefa güzel. Gehi cevrü cefa eder, gehi şive vünaz eder. Beni ferdaya salar neylesem, ol pür cefa güzel. Neden lüzarılık itsem, anı guş eylemez afet. Gözüm yaşını kan itti, benim ol mehlika güzel. Yazıktır. Gel bu bahtiye katı cevritme dildarım. Senin aşüften olmuştur. Terahhüm kıl ana güzel.
Oraya basma. Sen buraya nasıl geldin? Zorla geldim. Sultan kraliçin. Küçük kızların kalbini yiyormuş. Küçük kızları mı yiyormuş? Korkma. Ben varken sana kimse zarar veremez Anastasya. Bahçede.
Savaşım burada bitmeyecek. Bu bir son değil. Ben sende, bana verdiğin evlatların suretlerinde, kalplerinde yaşayacağım. Üzülme. Ardımdan yas tutma. Ben senin sayende çok güzel bir hayat yaşadım. Ahmet, böyle önüme iyileşeceksin. Beni üzen hayallerimiz. Asla ulaşamayacağım. Lakin sen varsın. Yarım kalan ne varsa sen yapacaksın. Sensiz o hayallerin hiçbir manası yok. Sen yoksan kolum kanadım kırılıyor. Ruhum çekiliyor. Gücüm kalmıyor. Sen yoksan hiçbirini yapamam. Yapacaksın. Yapamam. Yapacaksın. Biliyorum. Sen yalnızca benim değil. Herkesin gözümüzün. Τόσες φορές τα μάτια μου
Osman abi, kılıç talimi yapalım mı? Gece gece ne talim Murat? Validem nerede? Dünden beri görmedim. Has odadalar şehzadem. Hünkârımızla birlikte. Cihan Kuralalı böyle aşk görmedi. Kimseyi içeri almak yok. Hünkârımız müsait değil diyeceksiniz, işte o kadar. Başka izahata lüzum yok. Şehzadelerimiz, sultanlarımız nasıllar? Şüphetmiler inşallah. Allah, sorup duruyorlar. Ne diyeceğimi şaşırdım. Daha ne kadar saklarız bilmiyorum. Ben bir sultanımıza bakayım. Her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizamı alem için katletmek münasiptir. İşte böyle buyurur kanunlarımız. Her bir şehzadenin önünde iki yol vardır. Ya taht ya ölüm. Bu yüzden cellat korkusuyla büyür her şehzade. Ölüm korkusuyla. Bu yüzden düşer kardeş kardeşe. Bu yüzden ekilir nefret tohumları. Kimi bebek, kimi çocuk, kimi genç delikanlı, onca şehzadenin son nefesi tahtın üzerinde bir bulut gibi asılıdır. Kanayan vicdanlar kalmıştır geriye. Yaralı yürekler, huzursuz ruhlar. Bir padişahın mutlak iktidarı, bir annenin feryadı demektir zira. Evladına doyamadan veda eden bir annenin acı feryadı.
telafisi, tekrarı olmayan son bir bakış demektir. Son bir sarılış. Ben Kösem. İrademdir. Bugün yeni bir gün. Yüzlerce yıllık teamül son bulacak. Bundan böyle korku yerini huzura, nefret sevgiye, keder saadete bırakacak. Tüyü bitmemiş bir günah şehzadelerin tabutları çıkmayacak artık bu sarayın kapılarından. Annelerin yürek yakan feryatları işitilmeyecek daha fazla. Ben Kösem. İrademdir. Akan kanın durmasını sağlayacağım. Kardeşin kardeşe kıymasına bir son vereceğim. Yeni bir yol açacağım. Yeni bir ufuk. Rehberlik edeceğim. Kaderleri değiştireceğim. İrademdir. Rahmetli hünkârıma verdiğim sözü tutup onun emanetine sahip çıkacağım. Şehzadelerimizi, sultanlarımızı ve bu yüce devleti koruyacağım. Ben Kösem Sultan. Herkes bilsin ve işitsin ki ben artık Sultanahmet'le değil, Devlet-i Aliye ile nikahlıyım. Hayırlar olsun sultanım. Bu kadar acil toplanmamızı gerektiren mevzu nedir acaba? Pek hayırlı bir havadis değil Müftü Esat Efendi. Hünkârımız epeydir rahatsızdı. Vaziyetleri ağırlaştı. Her ihtimale hazırlıklı olmalıyız. Aman ya Rabbim, siz neler söylüyorsunuz sultanım? Allah gecinden versin. Neyleyelim ki hakikat bu? Hünkârımızın son bir arzusu var. Hacı ağa. Yüce hünkârımız vefatı halinde tahta Ekber ve Erşed olan şehzadenin çıkmasını istiyor. Benim gönlümden geçen de bu. Ekber ve Erşed'le kastınız nedir sultanım? Şehzade Osman Hazretleri mi? Yoksa Şehzade Mustafa Hazretleri mi? Şüphesiz ki taht Şehzade Osman'ın hakkı. Lakin kardeş katlinin külliyen nihayete ermesi için yeni bir nizam şart. Bu sebepten ben Şehzade Mustafa'nın tahta çıkmasından yanayım. Erkan'la devletin huzurunda konuşmak istemedim. Lakin ne olursa olsun, hünkârımız hayattayken meşveret meclisini toplamanız hiç doğru değil. Benimle gel Zülfikar Paşa.
Dün sabah Hakk'ın rahmetine kavuştum. Thank you.